insan hayatının her alanında ve uluslararası seviyede teknoloji yarışı büyük bir rekabetle sürüyor. Dünyada gücü kaslar değil parlak zekalar belirliyor. Türkiye'nin üreten, gelişen ve büyüyen yüzünde dünya sıralamasına girmiş yerli ve inovatif ürünleri inceleyip test ediyoruz. Hayal kurucularda bu hafta iki Türk girişimci tarafından üretilen nanoteknoloji özel bir kumaşı inceleyeceğiz. Enerji dostu ısıtıcı kumaş birçok alanda kullanılıyor ve muadillerinden farklı olarak insan sağlığını olumsuz hiçbir yan etki barındırmıyor. TRT Avaz Hayal Kurucular program ekibinin ilk durağı ısıtıcı kumaşın üreticileri Ayhan Pirepol ve Dr. Mustafa Erol'un İzmir'deki laboratuvarları olacak. Daha sonra Hayal Kurucular ekibi kumaşı test etmek için Bursa'ya gidecek. -4 derece olan Uludağ'a tırmanacağız. Uludağ çekimlerinde ekibimiz de ısıtıcı kumaşla -4 derecede çekim tecrübesi yaşayacak. İnovasyon ve girişimcilik alanlarında 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren DEPARK'tayız. Ayhan Pirepol ve Dr. Mustafa Erol ısıtıcı kumaş çalışmalarının bir kısmını burada yürütüyorlar. Ayhan Pirepol, ısıtıcı kumaşla ilgili çalışmalara başlamadan önce nanoteknoloji ve tekstil üzerine çalışmalar yapmış bir isim. İsmim Ayhan, soyadım Pirepol. Bursa doğumluyum 1970. 2000 yılından beri İzmir'deyim. İzmir'de son 10 yıl nanoteknoloji ve tekstil üzerine çalışmalar gerçekleştirdim. Bu noktada da ortağım Mustafa Hocam'la birlikte bu Ar-Ge'ye başladık. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi aynı zamanda, malzeme mühendisi. Biz ne yaptık? Aslında bir hayalle başladık bu işe. Isıtmayla ilgili bir firmanın Ar-Ge departmanında sorumluyken orada uygulanan sistem zeminden ısıtmaya yönelik çözüm üretmekti. Bu noktada biz tekstile bunu nasıl uyarlayabiliriz diye kafa yorduk. Oradaki firma sahipleri tekstile girmek istememeleri sebebiyle biz kendi yolumuzu kendimiz çizmek zorunda kaldık aslında bir anlamda. Günümüz teknoloji dünyasının en önemli sorunlarından biri de enerjidir. Şu anda dünyada kullanılan enerji türlerinin en büyük sıkıntısı sürdürülebilirlik durumu ve sağlık etkileri merkezinde toplanır. Enerjiyle ilgili çok katmanlı çözüm arayışları devam ederken son 10 yılda gittikçe güçlenen bir talep dikkat çekiyor. Tüketiciler için ürünlerde enerji tasarrufu artık çok önemli. Yerli üretim ısıtıcı kumaş, enerji verimliliği ve tüketimi konusunda uluslararası anlamda yeterliliğe sahip. İsmim Mustafa Erol. 9 Eylül Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği'nde öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Giyilebilir ürünler veya tekstil esaslı ısıtıcılar nasıl yapabiliriz diye bir yola çıktık. Bu yola çıkışımızda da hedefimiz şuydu. Daha düşük voltajlarla normalde elektrikli ısıtıcılar ev tekstili veya giyilebilir alanda baktığımızda genellikle 220 volt gibi yüksek voltaj değerlerinde çalışan ürünler oldukları için bizim amacımız şuydu. 12 volt ve altındaki değerlerde çalışan ve ısıtma performansı iyi olan ürünler geliştirmekti. Bu amacın dolaylı arka planındaki hedeflerimiz ise şöyleydi. Çünkü biz bu voltajlarda çalışan ürünler geliştirebilirsek, yenilenebilir enerji, güneş panelleriyle veya pil destekli ısıtma sistemleri geliştirebileceğimizi düşünmüştük. Ve 2015 yılında bir takım testlerini yaptık. Bu testler neler? Çünkü bu ürünün ısıtması yeterli değil. Aynı zamanda zararlı radyasyon yaymaması lazım, elektrik çarpma riski olmaması lazım, yıkanabilir olması lazım gibi birçok, sonuçta artık bir ısıtıcıdan tekstil ürününe doğru kayan bir yöneliminiz var. Bunu da dikkate almanız gerekiyor. Elektrik kullanılarak yapılan ısıtma biçimlerinin neredeyse tümü metalik rezistanslara dayanır. Örneğin elektrikli ısıtıcılar ya da elektrikli battaniyeler. Metallerin iletkenliği temeline dayanan bu sistemlerde en büyük tehlike iletkenin dışarıdan temaslarda çabuk bozulması, daha da önemlisi sağlığa zararlı seviyelerde radyasyon yaymasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı bir deklarasyondan yola çıkarak 48 volt ve altında ürünleri hazırladık. Burada Dünya Sağlık Örgütü 48 voltun altının insan sağlığını tehdit etmediğini açıkladı. Öyle bir deklarasyonu var. Ama biz 0'dan 220'ye kadar istenilen voltajlarda, istediğiniz sıcaklıklarda ürün üretebiliyoruz. Fişte takılı olarak kullanabilirsiniz, katlı vaziyette kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde herhangi bir metalik rezistans yok. Yani kırılgan bir yapısı yok. Elektrik kullanılarak hizmete sunulan tüm ürünlerde tehlikeli seviyede elektrik akımına maruz kalma riski vardır. Bu risk, yerli üretim ısıtıcı kumaşla birlikte ortadan kalkıyor. Yerli üretim ısıtıcı kumaşı hayata geçiren iki cesur girişimci Ayhan Prepol ve Dr. Mustafa Erol. 2012 yılından başlayarak nihai hedefine doğru yol alan son teknoloji ürünü hayalden gerçeğe taşımak büyük bir gayret ve alın teriyle mümkün oluyor. Altı yıldan uzun bir süredir üzerinde çalışılan inovatif kumaş birçok aşamadan geçerek günümüze büyük başarılarla ulaşıyor. Peki yerli üretim ısıtıcı kumaş nasıl bir içeriğe sahip ve nasıl dokunuyor? Karbon fiber iplik. Bu karbon fiberi şu anda dokuma yapma şansınız yok. Bakın şöyle sıyrılır. Dolayısıyla biz bunun yüzeyini bir solüsyonla kaplayıp ısı performansını arttırıyoruz. Artı dokuma makinalarında rahat dokunabilir hale getiriyoruz. Dokuma yaparken de makinenin üzerine farklı aparatlar ilave ederek kolay dokuma yapmayı sağlıyoruz. Bu fiberleri kullanarak dokuma yaptığımız kumaşımız bu. Bunlar da metraj olarak çok rahat kullanabiliyoruz. Şurada da aynı şekilde. Bu aynı zamanda kaplama yapılmış, yüzeyi kaplama yapılmış bir kumaş. Burada da yüzeyinde biz bu kaplama yaparak dış ortamda kullanılabilmesini sağladık. Aynı kumaşımızı, metraj olarak dokuduğumuz kumaşımızı deri kapladık. Bu da yüzeyinde deri olan, suni deri. Bunda da işte su geçirmezlik. Yine dış ortamda çok rahat kullanılabilecek olan bir kumaş. Bunları böyle top halinde çok rahat dokuma yapabiliyoruz. Küçük parçalarda da işleme yöntemiyle bu fiberleri nakış yöntemiyle işliyoruz. Daha sonra devreyi tamamlamak için kablolama yapıyoruz. Devre tamamlandığında artı eksi enerjiyi verdiğimiz uçlarla enerjiye aküye bağlıyoruz. Yüzeyde istediğimiz sıcaklığı alıyoruz. Tezgahta seri olarak metrelerce kumaş dokuyabiliyorsunuz. Bu da bizim ürünümüzün maliyetini özellikle Uzak Doğu'da Çin kökenli ürünlerle rekabet edebilir hale getiriyor. Çünkü maliyetlerimiz düşüyor. Oradaki düşük iç gücüne rağmen biz üretim maliyetini düşürdüğümüz için şu gün rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki maliyetlerimiz rekabet edebilir seviyede. İnovatif bir fikrin üretime dönüşmesi çok önemli fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. En az üretim kadar önemli bir konu daha var. Rekabet gücü. Uluslararası bir pazara hitap eden yerli üretim kumaşın rekabet gücü de çok yüksek. Çünkü üretim için gerekli ham maddenin büyük çoğunluğu yerli kaynaklardan sağlanıyor. Hedefinize bağlı olarak istediğiniz mimaride, istediğiniz sıcaklığa ulaşabilecek şekilde seri olarak üretmiş durumdayız. Bu anlamda 2017 yılında ilk ihracatımızı Almanya'ya gerçekleştirdik. Yerli üretim ısıtıcı kumaş iç ve dış piyasada dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni bir ürün olmasına rağmen ısıtıcı kumaş şimdiden başarılı işlere imza atmış durumda. Alman ordusunun dalgıçları yerli üretim ısıtıcı kumaşı Kuzey Denizi'nde test ediyor. Prototiplerin hazırladığımız ürünlerden bir tanesi yelek. Bu yeleği Alman ordusu dalgıçlarda giymek üzere istedi bizden. Bizim ürün verdiğimiz firmaya bunu hazırladık. Onlar da dalgıç kıyafetinin iç kısmında ince bir katman olmasını istediler. 7,5 voltla çalışan bir ürün. Yaklaşık 35 derece sıcaklıkta stabil kalıyor. Bunu iç kısmına giyip o şekilde daldıklarında 6 dakika olan kalma süresini 15 dakikalara çıkarttıklarını söylediler. Şimdi bunu daha uzun, işte ayakları da saran şekilde olanını istiyorlar. Onunla ilgili de çalışmalara başladık. Kullanım alanları gittikçe artan iki Türk girişimcinin ürettiği ısıtıcı kumaşın şimdiki hedefi motorlu araç koltukları. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla girişimciler
motorlu araç koltuk ısıtma sistemine de el atmış durumdalar. Motorlu araç koltuk ısıtma sistemlerinin sadece Marmara bölgesinde 10 milyon dolar civarında bir pazarı bulunmaktadır. Girişimcilerimiz, motorlu araç koltuk ısıtma teknolojisine enerji tasarrufu ve üstün verimlilik ekleyerek yerli üretim ısıtıcı kumaşı bir adım ileriye taşıyorlar. Klasik bir motora sahip, içten yanmalı motora sahip araçlarda bir motor soğutma suyundan kaynaklanan atık ısı var ve bu aracın ısıtılmasında kalorifer sisteminde kullanılıyor. Ancak elektrikli araca geçtiğimizde bizim böyle bir atık sıvımız olmayacağı için kullanmak için ihtiyacımız olan bir ısı var. Bu ısıyı da yegane karşılayabileceğimiz yer aracın aküsü. Günümüzde bu anlamda sunulan çözümler şu şekilde. Klasik klima, aracın klimasının ısıtma modunda kullanılması. Ancak bu da elektrikli araçların en önemli özelliklerinden biri olan menzilini olumsuz derecede etkilemekte ve şöyle söyleyeyim, yazın 400 kilometre olan menzili 150 kilometrelere kadar düşebiliyor. Sadece kaloriferi açtığınızda çok ciddi bir anlamda enerji sarfiyatı söz konusu ısıtmayla. Bu projede iyi yaparken yola çıkış amacımız da buydu. Biz elektrikli araçlarda öyle bir ısıtma sistemi geliştirmeliyiz ki klimadan daha az enerji tüketelim. Bunda da başarılı olduk. Geçtiğimiz ay projenin sonlanması yapıldı. Bu projede bizim geliştirmiş olduğumuz kumaşlar kullanıldı. Isıtıcı kumaş, motorlu araç koltuklarına özel bir devre sistemiyle üretiliyor. Isıtıcı kumaş, koltukların en boy oranlarına ve elektrik bağlantı noktalarına göre istenilen şekilde imal edilebiliyor. Şu anda mevcut kullanılan otokoltuk ısıtma pedi, burada kullanılan metalik rezistanslar ve bu metalik rezistansların kırılgan yapısından dolayı ve fazla enerji tükettiğinden dolayı biz onun yerine kullanılacak olan bu ürünü geliştirdik. Burada yine fiberler, bizim özel solüsyonla kapladığımız fiberler. Bunları istenilen voltaja göre ayarlayıp bu hale getirdik. Bundan sonraki yapacağımız işlemde de bu fiberleri ara bağlantılarla birbirine bağlayıp en son noktada artı eksi enerjiyi vereceğimiz kablolama işlemini yapacağız. Burada kullandığımız yine normal 0.50'lik kablolar var. Bunların uçlarını açıp şu şekilde birbirleriyle bağlantılarını sağlıyoruz. Bu bağlantıyı sağladıktan sonra devreyi tamamlayıp kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Ürün bağlantılarını bitirdiğimiz, kablolamasını yaptığımız ürünler var. Bunlar sırt ve oturak grubu olarak çiftli olarak hazırlanır. Bir tanesi sırta, bir tanesi oturak tarafına. Daha sonra bunlar birbirlerine bağlanıp aküden enerji gelir. Bizim burada yaptığımız aslında normal lehimleme işlemi. Kabloları kaynaklayacağız. Türkiye ve dünyanın en güzel şehirlerinden biri Bursa. 28 yıldır daha çok ihracat yapan ticari araç koltuğu üretim firmasındayız. Firma şimdilerde talep doğrultusunda elektrikli araç koltuğu üretimi de yapıyor. Araç koltuğu, yapımında kullanılan malzemeler ve mühendisliğiyle sürüş kalitesini etkileyen önemli bir faktör. Firmanın öncelikli üretim alanı ticari araç koltukları. Bu durum üretim biçimini daha hassas kılıyor. İsmim Yusuf Kırmızı. 12 yıldır ihracat sorumlusu görevindeyim. Firmamız koltukları 28 yıllık ticari araç koltukları üretiyoruz. Ürünlerimiz dünya üzerinde 40'ı aşkın ülkeye ihraç ediliyor. Bir koltuk tasarlarken dünyada dikkat edilmesi gereken bazı normlar var, bazı standartlar var. Biz de yapılan ürünün gideceği ülkeye göre o ülkenin normlarını, standartlarını alarak tasarım yapıyoruz. Elektrikli ısıtma sisteminin araç koltuklarında kullanılıyor olmasının birçok faydası var. Bunun yanında elektrikli ısıtma sisteminin araç koltuklarında kullanılmaya başlamasının en önemli sebeplerinden biri de dış etkenlere karşı dayanıklı olması. Otobüsler için ürettiğimiz pneumatik sürücü koltuğu fonksiyonlara aşağı yukarı hareket ediyor. Daha sonra buradan istediğiniz zaman havayı kapatabiliyorsunuz, havayla ilişkisini kesebiliyorsunuz. Isıtma sistemini burada bir düğmeyle aç-kapa düğmesi var. Açtığınız zaman koltuğun şu bölgesi ve bu bölgesi 2 dakika içinde gerekli sıcaklığa geliyor.
Türkiye'nin en güzel dağlarından biri olan Uludağ. Hayal Kurucular ekibi Ayhan Prepol ve Mustafa Erol'un ürettiği inovatif kumaşı test için Uludağ Kayak Merkezi'ne geldi. Uludağ'da ısı -3 ve -6 derece arasında değişiyor. Bursa Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Nazif Makas ve yardımcısı Hikmet Rodoplu ısıtıcı kumaşı denemek için hazırlanıyor. Dağcılık sporu hem çok dayanıklılık gerektiren hem de çok tehlikeli bir spor. Hazırlıklar tamamlanıyor ve biz de ısıtıcı kumaşın testini kayıt altına almak için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Nazif Hoca ısıtıcı yeleği kıyafetin üzerinden giyiyor. Yardımcısı Hikmet Bey diğer ısıtıcı kumaşla yapılmış yeleği montun içinden giydi. Termometrede ısı -3 dereceyi gösterirken Hayal Kurucular ekibi Nazif Makas ve Hikmet Rodoplu Uludağ'da teste başlıyor. İsmim Nazif Makas. Yaklaşık 40 yıldır bu dağcılık sporunla uğraşıyorum. Bu işin geçmişini biliyorum. Türkiye'deki dağcı sayımız yaklaşık 7 bin tane vizeli yani aktif dağcımız var. Dağcılığın en büyük faydasını bir şeyde gördük. Gölcük depreminde ilk müdahale eden dağcılar oldu. Çünkü bir çadırda yaşamayı biliyorlar, ilk yardımı biliyorlar. Dolayısıyla güzel bir çalışmamız oldu. Şu an Türkiye'nin belli başlı arama kurtarma ekiplerine, temel ekiplere, bunların temel eğitimleri Dağcılık Federasyonu tarafından verilmektedir. Nazif Hoca'nın tecrübesine güvenerek yola çıkıyoruz. Onlarca belki de daha fazla dağcılık malzemesi kullanan Nazif Hoca, yaşadığı birçok tecrübe ve tırmanış neticesinde bize en doğru sonucu verecek yegane isim. Dağcılık sporunun belli başlı yöntemlerini de uygulayarak ısıtıcı kumaşla dokunmuş yeleğin performansını inceleyeceğiz. Kar üzerinde düşme, ip birliğinde yürümek gibi teknikleri de izleyeceğiz. İnsan ve soğuk arasındaki ilişki, yaşam ve ölüm arasındaki bir çizgide durur. İnsan vücudu açısından 36,5-37 derece arası sıcaklık ideal. Vücut bu sıcaklıkta işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebiliyor. Metabolizmamız ve organlarımızın işlerliği bu sıcaklığa bağlı ve vücut ısının sabit tutulması için elinden geleni yapıyor. Vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde hipotermi başlar. Vücutta güçlü titremeler gözlemlenir. Vücut sıcaklığı 32 dereceye düştüğünde titreme sona erer ama bu iyiye işaret değildir. Çünkü titremenin durması vücudun yeterince enerjisinin kalmadığının göstergesi. Beyin ve sinir uçları uyarı göndermeyi bırakıyor, kollar ve bacaklarda his kaybı baş gösteriyor. Vücut sıcaklığının 29,5 derecenin altına düşmesi halinde ise beyin fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyor. Bilinç kapanıyor ve ölümle yaşam arasında gidip gelmeler başlıyor. Kalp dakikada ortalama 60 kez yerine sadece 2 kez çarpıyor. Kan dolaşımı yapılamıyor ve bu sürecin sonunda donarak ölüm kesinlik kazanıyor. Biz bugün burada bir 2 saatlik bir faaliyet yaptık. Bu faaliyette bir buzul ve çatlaklardan geçişlerde ip birliğine geçişi gösterdik. Gördük, denedik. Kar üzerinde düşüp buz kazmasıyla durmayı gösterdik.
Dağcılık sporu yapanlar vücut ısılarına çok dikkat etmek zorunda. Yerli üretim ısıtıcı kumaş, her türlü soğuk iklim ve çalışma koşullarında insan vücuduna destek sağlamak amacıyla üretildi. Bugünkü faaliyetimizde ayrıca iki ürün denedik. Bu iki ürün de gayet kullanışlı ve özellikli bir ürün. Bunu yapan herkese teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Güzel bir ürün olmuş gerçekten. Yerli üretim olması da ayrıca bir güzel bir ürün. Zorlu dağ koşullarında test ettiğimiz ısıtıcı kumaş, bakalım testi geçebildi mi? Geçmişteki o iktidai malzemelerden sonra bugün denediğimiz, yaklaşık 2 saat üstümde kullandığım bu ısıtıcı yelek gerçekten güzel ve bunun Türk malı olması da bizim için ayrı bir gurur verici. Eskiden bir en ufak bir dağcılık malzemesini, bir çantayı bile Türkiye'de bulamazdık. Amerikan pazarlarını arardık ama şu anda görüyorum ki Türkiye çok iyi bir yerlere geldi. Bizim dağcılık açısından çok sevindirici. Yerli üretim ısıtıcı kumaş, kullanıcı testini geçerek göğsümüzü kabartıyor. İki Türk girişimci tarafından geliştirilen, iç ve dış piyasaya sunulan yerli ürün, şimdiden birçok alanda ekonomimize katkı sağlıyor. Hayal kuran ve hayallerini gerçekleştiren cesur girişimciler, daha yolun başında olan hayal kuruculara bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bir kere kesinlikle fikirlerine güvensinler ve inansınlar. Fikirlerini gizlemesinler. Çünkü fikir gerçekten paylaşıldıkça, ben bunu bizzat yaşayarak görmüş biri olarak söylüyorum. Fikirlerinizi paylaştığınızda mutlaka size olumlu dönüşler oluyor. İnsanlar size destek oluyorlar ve o sizin görmediğiniz, işletme körlüğü diye tabir edilen, yakından bakmak diye tabir edilen, dışarıdan uzaktan bakan insanlar bunu görüp sizin fark edemediğiniz şeyleri fark etmenizi sağlıyorlar. Bu anlamda güvenmeleri lazım ve hiçbir zaman, yani negatif şeyler yaşayabilirler, ummadıkları sonuçları elde edebilirler. Her zaman için fikirlerine gerçekten güveniyorlar ve inanıyorlarsa devam ettirmeleri gerekir. Çalışmalarını sürdürmeleri lazım. Bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Bazen sonuçlar olumsuz çıkıyor. Orada devam etmemek lazım. Bir süre ara vermek, sonra biraz dinlendikten sonra veya başka insanların fikirlerini, bu konuda tecrübeli insanların fikirlerini alıp ondan sonra da devam edebilirler. Ben bu tavsiyelerde bulunabilirim. Başarıya ulaşmak için o sıkıntıları aşıp o zamanı harcamak gerekiyor. Aileden de destek çok önemli. Çünkü onlara ayırmanız gereken zamanı işe aktarmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii onların hakkı olan parayı da buraya yatırmak zorundasınız. Dolayısıyla orada da onun desteğini de almak çok önemli. Bu noktada da biz şanslıydık açıkçası. Aile de önemli biliyorsunuz. Ama inat etmek, yani eğer inanıyorsanız, yani doğru işte olduğunuza inanıyorsanız, inat edip onu başarmak çok önemli. Hayal kurup hayalini gerçekleştirerek insanlığa fayda sağlayan Ayhan Krepol ve Mustafa Erol. Bu topraklara kattığınız değer için sizlere teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık, hayaliniz daim olsun.